biz servisçi camiası olarak özellikle öğrenci servislerimiz, bakın elimde 9. ayda %30 öğrenci servislerinde 2022 için verilen bir zam var. Biz bu zamı uyguladıktan sonra yeni yılda askeri ücrete %55'in üzerinde bir zam geldi. Biz bunu servislerimize alamadık. Neden alamadık? 9. aydaki zamı öne sürerek ben 3-4 kez kameraya dilekçe vermeme rağmen red geldi. Aynı zamanda bugün benim servisçi esnafımın üzerindeki ağır bir yük var. Ağır yükü de ben size tek tek sıralayayım. Benim devletim benim esnafıma gelir vergisinden %30 zam alıyor. Benim sigortalarım, mali sorumlu sigortam %200'ün üzerine atmış. Benim fendi manem %100'ün üzerine atmış. Benim şoförümün %155 gideri var. Biz bu şartlar altında, diğerlerine girmiyorum. Biz bu şartlar altında %30 2022'de verilen zamla bu hizmeti vermeye çalışırken verilerimizin ama haklı kendilerine göre ama bana göre haksızlar. Neden haksızlar? Biz %30 bir zamla bu hizmeti vermeye çalışırken ki açık ve net bir şekilde devlet bizde %130'un üzerinde gelir vergisi alıyor. Bizim ya öğrenci servislerimizde hostesi var. Bunun maaşı işte. Tamam 9 gün bu çalışmadı. Şubat ayında 9 gün çalışmış. 9 günün ücretini. Peki biz bu 20 günlük ücretin biz şoförlere vermeyelim. Yoksa şoförü çıkartalım mı? Yoksa 20 günlük şoförün sigortasını durduralım mı? Veyahut da devlet bizden, bandırımlarımızdan 20 gün çalışmadı almayacak mı? Sigortalarımız eksik yapıldı. Çalışmadığı günlerde alınmayacak mı? Bakın arkadaşlar bizim burada sadece bir mazotumuz yok. Bütün giderlerimiz hepsi burada. Bakın ben yine söylüyorum. Benim esnafım para kazanmıyor. Benim esnafım para kazansa bir ay para almazsa da olur. Ama şu şartlarda benim esnafım para almak zorunda. Neden almak zorunda? Ya 9 gün bu adamın şoförü çalışıyor. Bütün giderleri çalışıyor. Bunlar ne devletten güçlü ne belediyelerden güçlü. Bunlar sonuçta bir arabayla evine ekmek götürmek isteyen var. Onun tekeri dönmediği zaman bir ay bir memur maaş almadığı zaman bir yıla tekrar ödüyor. Bir yıl ekonomi dengesi bozuluyor. Ki bir ev el geçindirmek için. Bakın bizim hem kendi ailemizi geçindirmek zorundayız. Hem aracımızın bakımını yapmak zorundayız. Hem hostesin parasını ödemek zorundayız. Hem şoförümüzün parasını ödemek zorundayız. Peki biz para almadığımız zaman ne yapacağız bunları? Biz de sonuçta öğrendiği için bu araçları tahsis etmişiz. 9 ay çalışıyorlar onlar. 3 ayda yatan arabalarımız var. 3 aylık kısmı hiçbir firmadan da iş alamayan arkadaşlarımız var. Tut ki aldığını düşün. Yani bugün bizden devletin istemiş olduğu, öğrenci servislerinden istemiş olduğu şartlarda en az 700-800 bir trilyonluk araba koyuyoruz oraya. Bunun kazası var, bunun belası var, bunun riski var. Yani 9 ay çalışıyor, 9 ayın içerisinde de 1 ay resmi tatilleri almayalım. Peki ne olacak? Peki 4 ayı nereden kapatacağız biz? O zaman devlet de bizden 4 ay vergiler almasın öğrenci servislerinden. Bandrollerimiz dursun. Sigortalarımız dursun. Nasıl olacak? Durdurabiliyorlar mı? Durduramıyorlar. Ya bizde bir mazot gideri var yani. Veriye burada bir mazot giderimiz var. Başka bir şey yok. Diğer giderlerimiz biz çalışsak da çalışmasak da kapının önünde arabayı yatırsak da biz bunları veriyoruz. Burada böyle bir şey var mı? Böyle bir düzen var mı? Müdürüm bunları açıklamadan önce bir düşüneceksin. Kendi cebine giren parayı düşüneceksin. Bir ay maaşı da sen alma. Sana sesleniyorum Milli Eğitim Müdürü. Bir ayda bu maaşı sen almasaydın. Bunları okullardan verilere atarken
Burada bir meslek odanın olduğunu, var olduğunu da hatırlatmak isterim. Burada kooperatiflerin olduğunu, bunu bir görüşeydin. Arkadaşlar böyle bir şey yaparsak yapma imkanınız var mı? Yapma durumunuz var mı? Yapacak insan var mı? Bunu böyle yaparsak nasıl karşılarsınız? Bir gelip bir görüş alaydı ya. O zaman ben, sen bunu bizden talep ederdin, biz de devletten talep ederdik. Yazıklar olsun. Böyle esnafı yakın zamanda, inan ki bu şekilde giderse servis, öğrenci servisi de bulamayacaksınız. Neden bulamayacaksınız? Kimse yapmayacak bir şey. Yapmayacak, yap. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bakın ben her ay UKAME'ye öğrenci servislerinin 9. ayda aldığı zama ilaveten ek zam talebi ettim. Ha alsaydık bile uygulatmayacaktım. Neden uygulatmayacaktım? Belirleri düşünerek uygulatmayacaktım. Bu enflasyonun her geçen gün yükselen bir vaziyette olmasına karşılığında bu ek zam seneye bu şartlarda %20 zamlı bu enflasyonun yükseldiği şartlarda koy. Bir tane öğrenci servisi ne arabasını değiştirebilir, ne bakım yaptırabilir, ne de servis çekebilir. Kendi matematik hesabına güveniyorsun ama buradaki insanların, esnafın giderleri, gider kalemlerini göz önünde bulundurmuyorsun. Herkesin kendine göre bir gideri var. Özellikle Sayın Milli Eğitim Müdürü, yaz ayları 3 ay sen görev yapmıyorsun. Fındık tarlan var, fındık toplamaya gidiyorsun. Sen de 3 ay maaş alman. Ben öğretmenlere katmıyorum. Bu açıklama çünkü bunu, bu mesajları, verileri atan sizsiniz. Diyeceğim tek söz kardeşim, kanun da net bir şekilde açsın baksınlar. Resmi tatillerde öğrenci verileri kesinlikle ücret ödememe gibi bir şeyin olmadığını hatırlatmak isterim. Bu resmi tatillerde öğrenci servislerinin ücretlerini ödemek zorundadırlar. Ha insani olarak şunu da söylüyorum. Durumu olmayan vatandaşlarımız bizzat bize yetiştiği zaman, ulaştığı zaman ben özellikle kooperatif başkanlarımız aracılığıyla o mağdur aileler üzerinde de gerekli indirimlerin yaptırdığını bilmesi isterim ki benim öğrenci servislerim bu konuda gayet duyarlıdır. Kooperatif başkanlarına da gerektiğinde de bu konuda da yardımcı bulunmasını talep ediyorum ki talepte de bulunduğum zaman sağ olsunlar bunları da kırmıyorlar ama böyle esnafı bir şekilde yıpratmanın anlamı yok. Bu esnaf her zaman sizlere lazım. Bakın arkadaşlar sizler çelinizi, çocuğunuzu, değerli varlıklarınızı bunlara amanet ediyorsunuz. Bu insanlar para kazanamazsa, araçlarının bakımını yaptıramazsa sizin çocuklarınızı nasıl sağlıklı taşıyacaklar? Bunu da size soruyorum.